Şu an başvuru zannediyorum 250'yi geçti ama biz daha bir hafta oldu. Başvurular alıyoruz. Sayının daha çoğalacağını düşünüyoruz. Bu daha bir haftalık. Dün başladık. Duyurusunu yaptık. Geri dönüşler 250 kişi oldu. Ama bir haftada. Evet, duyuldukça gelip kaydolan oluyor. Birinci sınıfların sayısını bir araştırdık. Yaklaşık birinci sınıflar kaç? 650'ye yakın öğrenci var birinci sınıflarda. Şu an 1/3 gelip başvurdu ama duyuldukça sayının artacağını düşünüyoruz. Önce biz şeylerle bir işbirliği yapalım dedik. Milli eğitimli ama bir geri dönüş olamayınca kendi çabamızla ulaşmaya çalışıyoruz velilere. Gerçekten hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Evet, muhakkak. Başkanımız da sağ olsun anne içgüdüsü de yaklaştığı için muhakkak. Artık alım gücü de fazlalaştığı için yani gerçekten yani, ben birden fazla mesela çocuk okutuyorum. Evet. En küçüğü muhakkak zor oluyor. Hani bizim için çok çok iyi oldu. Muhakkak. Sizin onun çok ayrı. Çok sağ olun. Ne demek? Emek için. Çocuklar bizim için önemli. Evet. Onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Rüzgar poğaça seviyor musun? Daha yüzgün. Bir çocukların sağlığını belli olmaz. Al bakalım. Afiyet olsun. Hadi al bakalım. Şöyle. Bunun içindekilerin hepsi başkan anneden sana. Tamam mı? Afiyet olsun. Evet. Bir de Rüzgar bitirecek mi onları? Yiyecek ama değil mi hepsini? Afiyet olsun canım. Evet. Süt. Evet. Süt. Bir de poğaça. Anne poğaça. Süt seviyor musun Rüzgar? İçiyorsun. Afiyet. Afiyet. Belediyesinden, İstarım'dan geldiler. Kara kılçık buğdayla mantı yapacağız oraya. Çok evet. Hatta bizim kahve kurabiyelerimizi denediler. Bunu kara kılçık buğdayıyla da yapsak olur mu? Yani unlu gıdalara da herhalde başlayacağız. Onun dışında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin et tesisleri var, şarküterileri. Evet. Oranın 6 şubesine mantı götürüyor. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar ve çok güzel bir şey oldu bizim için. Hem ekonomik hem psikolojik güzel olarak da bana çok yardımcı oldu burası. O yüzden bir türlü bırakamıyoruz, hala devam ediyoruz. Zevkle çalışıyoruz. Çeşmedeki damla sakızı oraya ait ya. Onlar nedenle. Bizimkine sadece pudra şeklinde tartmış. Cennet pekli. Ben öncelikle bugün bulunduğumuz ortamda Balçova Belediye'mizin ana sınıf ve ilkokul öğrencilerine dönük bir öğün beslenme programından dolayı başkanımızı kutlayarak başlamak isterim. Biliyorsunuz beslenme en temel haklardan birisidir. Çocukların sağlıklı beslenmesi önümüzdeki süreçte hem onların gelişimi hem zeka hem zihinsel gelişimi çok çok kıymetli. Ancak iktidar bir türlü bu beslenme programlarını hayata geçirmemekte ısrarcı. Hele bu yıl tırnak içinde tasarruf gerekçesiyle
bir öğün okullardaki ücretsiz beslenmeyi yürürlüğe koymaması, hayata geçirmemesi kabul edilebilir bir düzenleme değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en temel, sosyal devletin en temel görevi olan beslenme hakkının gereğini yerine getirmesi için önergeler verildi. Ama her defasında tasarruf tırnak içerisinde. Hatırlayın Şubat ayında dendi ki işte okullar açıldığında bütün şeylerde, okullarda bir öğün ücretsiz beslenmeyi hayata geçireceğiz. Ama şimdi sadece deprem bölgesinde sınırlı hale getirdiler. Ekonomik buhran çok derinleşti. Artık aileler çocuklarını aylarca süt içiremiyorlar. Süt içiremedi. Yani temel gıdalara erişemiyorlar. Ve okullarda beslenmenin önemini içeren bir takım sosyal politikalar, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şeyinde hanımefendinin deniyor, Emine Erdoğan'ın beslenme çantasına ne konacağı tarif ediliyor ama onun nasıl o beslenme çantasına hangi bütçeyle konacağına ilişkin bir tarif yok. Sosyal devlet olarak devlet okullarında biz diyoruz ki tüm devlet okullarında sosyal devlet olmanın gereği olarak bir öğün ücretsiz beslenme vermek zorundasınız. Ama bunu duyan var mı? Hayır, duyan yok. Ama çok şükür ki iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var ve Balçova Belediye'mizdeki bugün tanıklık ettiğimiz program birçok belediyemizde hayata geçirildi. En azından çocuklar, aileler okulda bir öğün ücretsiz beslenme, ücretsiz yemek için dahi olsa okula, özellikle kız çocuklarının devamında büyük bir artış gözlemlendiğinde bu belediyelerimizin hizmet verdiği yerlerde görüyoruz. Bir öğün ücretsiz beslenme sadece çocukların gelişimi için değil, aynı zamanda okula devamın ve sağlıklı ve hem fiziki hem psikolojik olarak sağlıklı bir büyümeyi öngören, tetikleyen bir unsurdur. Biz buradan diyoruz ki Fatma Başkanımıza emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Sadece Balçova değil tabii, diğer birçok Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler bu şeyleri uygulamaya çalışıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Malum ülkemizde geçim sıkıntısı, zorluklar, beslenme, çocuk, özellikle çocukların beslenmesine çok etkiliyor. Ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Hepimiz biliyoruz ki çocuklarımızın, hani geleceğimizin, yani bizi yönetecek olan kişiler, ülkemizi yaşayacak olan çocuklardır diyoruz. Onun için çok önemli tabii. Yani beslenmeleri, yeterli gıdayı doğru almaları, bunlar önemli. Ama biz de biliyoruz ki maalesef çoğunluk, yani fakirlik değil artık, derin hani yoksulluk dediğimiz kesimin içinde. O nedenle muhakkak takviye edilmesi gerekiyor. Aslında bunun tabii bir devlet politikası olması gerekiyor. Şimdi okulların açılmasıyla beraber okullarda işte yemek, işte hiç olmazsa bir öğün verilmesi ile ilgili çalışmalar bir ara oldu ama sanıyorum onlar rafa kalktı. Şimdilik bunları belediyeler yapmaya çalışıyor. Hani ne kadar yapabilirler tabii. O yüzden önemli buluyorum. Güzel de bir, özellikle kadınların eliyle yapılması çok güzel. Burada üretilen ürünlerin verilmesi çok güzel. Emin olmanız, çocuklarınızı yedirin şeyden emin olmanız da çok önemli çünkü. Yani o yüzden anneler açısından da çok, aileler açısından çok güzel bir uygulama. Dileriz daha da yaygınlaşır. Tüm çocuklarımızı kaplar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar canım. Çok teşekkür ediyorum. Kim? Kim?